Evet, Aksi kanaldan herkese merhaba. Bugün sizlere bir şeyi açıklamak zorunda hissettiğim için video çekiyorum. Neden Aksi kanalda vlog görmüyorsunuz? Çok basit birkaç tane sebebi var. Bunları paylaşmak istediğim maksatta bir video olsun, tekrar rahatlıkla sizlerle merhaba demiş olayım. Bir selam verme bahanesi olsun istedim diyeyim, devam edeyim. Şimdi Aksi kanalda vlog yaptığımız dönemde ilginç yerlere gidiyor, geziyor, ediyorduk. Şu anda bulunduğum noktada ve pandemi sürecini hesaba kattığımızda o kadar fazla gezmem mümkün değil. Çok 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 kısıtlı bir biçimde sağa sola gittiğim oldu. Ama genelde zaten de evden bilgisayara işaret ettiğimi görmediniz. Bilgisayarla bir şeyler yaptığım için pandemi sürecini evde geçirmeyi tercih ediyorum. Bu en basit sebebiydi neden vlog çekemediğimin. İkinci sebebe geçelim. Genelde böyle hani eğer başka insanlardan daha sinematik tarz vloglar seyrediyorsanız, işte Türkiye'de Eray güzel yapıyor, Koray Birant çok güzel yapıyor. Başka tanıdığımız Gezi vlogunda yine Mert Sezer çok güzel yapıyor böyle şeyleri. Fakat biraz daha ev içi vloglar yapan insanlar var. Yani bazı işte hanımların eline bir kamera veriyorlar, geziyorlar, onun gibi değil de daha ziyade birkaç açıdan bir görüntüyü gösteren, bir hikaye anlatan vloglar oluyor. Benim böyle bir vlogu bu dönemde yapamıyor olmamın ikinci sebebi şu. Evde insanlar mesela işte bir açıdan kendilerini gösteriyorlar, sonra başka bir yere zoom yapıyorlar falan filan. Ben bazı videolarda elde olmadan açık ettiğim şekliyle evde donla geziyorum kardeşim. Dolayısıyla evde donla gezen irice kıllı bir adamın vlog çekmesi gerçekten zor oluyor. Bu ikinci sebepti. Evde öyle bir şey hazırlıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, kutusunu açıyorum tarzı hiçbir şeyin vlogunu yapamıyorum. Çünkü donla geziyorum ve internette de donla fazlaca görüntüm olsun istemiyorum. Ha, hacı bu aralar ne aldın ya da neyin vlogunu yapabilirdin deseydiniz. Eve bir kondisyon bisikleti aldım. Çünkü biraz böyle forma girmek, kilo vermek istiyorum. Bunun için bir kondisyon bisikleti aldım. İşte Domyos marka. Şöyle kafayı uzatıp bakayım. Neymiş bu? 06 Domyos 500 diyor. 06 neden var bilmiyorum ama Domyos 500 işte. Benim kilomu çekecek biraz daha açıkçası. Sırf bu ağırlığı çekebilsin diye tuzlu bir modeli almak zorunda kaldım. İyidir, fena değil, çalışıyor. Hatta kutusu geldi. Hatta o kutuyu taşırken adını unuttum şimdi kargo şirketinin. Dolayısıyla başka bir şirket söyleyip karalamak istemiyorum. İşte herifler aşağıda bıraktı 70 kilo bu alet. Ben bunu tek başıma yukarı çıkarmaya çalıştım falan filan. Bir sürü hikaye oldu yani. Neyse. Mesela onun kutu açılışını, onunla bunu yapabilirdim. Abi eve geldim, zaten sıcakta bir yaz günüydü. Attım hemen pantolonu ve donsuz da ya da pantolonsuz da kanala vlog koymak istemiyorum. Yaptığım hareketten anladığınız üzere Aksi kanala çekilen videoların çoğu altım don, üstüm tişörtle çekiliyor. Bu arada başka neler aldım diyordum. Nasıl olsa artık bu bizim videomuz oldu. Bir merhaba deme videosu oldu. Biraz alerjilerden ben müsebbip oldum. Dolayısıyla bir hava temizleyici aldım. Fakir neymiş markası? Vigor Plus diye bir hava temizleyici. Bu da enteresan bir üründü, onu da söyleyebilirim. Onun dışında GoPro Hero 9 çıktı. Bir ara çıkınca kurcalarım ama almayı düşünmüyorum. Onun dışında mesela eve bir tane IKEA'dan sandalye aldım. Onu kurdum falan. Artık burada bir süre kalacağımızı varsayarak. O IKEA sandalyenin kuruluş videosunu falan çekebilirdim ama düpedüz altımda donla ve elimden de öyle kuruluş işleri. Tabii IKEA konusunda iyi gelir. Neden? Yıllardır ben bir sürü ülke değiştirdiğim için bütün gittiğimiz bu ülkelerde ben IKEA'dan alışveriş yapmak zorunda kaldım. Dolayısıyla bu sandalyeden, görmediğiniz yerde bir sandalye var. Bu sandalyeden belki 3 tane kurdum şimdiye kadar. Ondan sonra IKEA'nın Billy marka mesela dolapları vardır, kitaplıkları vardır. Onlardan kaç tane kurdum hatırlamıyorum bile. En ucuz ceketi vardır, ondan 2 tane kurdum. Bir arkadaşı ziyarete gittim geçen gün. Onlarda da aynı ceket vardı. Acı dedim, ben bunu oturmak istemiyorum, yeter artık. Benim çok... Neyse, benim arkam çok alışık buna diyeyim, devam edeyim. Evet, vlog çekmiyor olmamın bir başka sebebi de bazı çektiğim vloglar izlenmedi. Çok normal izlenmedi. Bunun da neden izlenmediğiyle ilgili soru sordum, bilgi de aldım. Uzun oldu ve enteresan değildi. Vlogları enteresan kılmanın bazı yolları biraz prodüksiyon kalitesini arttırmak. Yani mesela Casey Neistat diye Amerikalı bir vlogger var. Hatta bu vlog işini çok üst seviyeye taşıyan bir abidir. O abi mesela arabayla gidiyor herif, kamerayı kuruyor. Arabayla gidiyor, hani o görüntüyü alıyor, sonra geri tek takıyor, geri vitese, geri alıyor, kamerayı topluyor. Şimdi böyle bir şey yapmaya ben alışık değilim, bir. İkincisi,
Öyle kameramı ortada bırakacak kadar cesur değilim. Bu kamera benim için sadece YouTube'dan yabancı kanalda yaptığım işlerin getirisiyle alınmış bir kameradır. Öyle har vurup harman savuramayacağım, sağa solda dolaştıramayacağım. Ha, arada vlog yapıyorum ama yaptığım vloglar sadece bu kanalın hedef kemik kitlesini ilgilendirir diye düşünüyorum. Onları da doğru feedbackleri aldım, kısa tutacağım. Yani üçüncü sebebimiz de şu oldu. Bu işi yapmak için, doğru yapmak için, sinematik yapmak için gerekli şeylere vakit ayıramayacağımı düşünüyorum. Aynı şekilde bir dördüncü nedenimiz daha olsun. Şimdi ben bir yere gittiğimde arkadaşlarımla ya da ailemle gidiyorum. Genel olarak kişisel verilerimi korumaya özen gösteriyorum burada. Yani gerek adresim, gerek adım, gerek gittiğim yerler, gerek tanıdığım insanlar, yani onları kamera önünde göstermekten imtina ediyorum dürüstçe söylemek gerekirse. Önceki dönemlerde gördüğünüz kişiler oldu. Çok ilginç yerlere gidiyorduk. Kaçıramadım. Ama onun dışında işte ufak bir yere yemeğe gittiğimizde, atıyorum bir denize girmeye gittiğimizde, hele de denize girmeye gittiğimizde ben arkadaşlarımı bikinili görüntülerini internette paylaşmak istemiyorum kardeşim. Onun dışında şimdi bir yerlerde küçük bile olsa, mesela ben Osmo Action'ımı hep yanımda taşırım, yani tık diye basarım bir yerde bir şey olduğu zaman, ilginç. Hem kaydedebilir halde oluyorsun, hem yanında bir kamera olmanın bence hoş da bir tarafı var. Üstelik de hani toza, şoka, suya, ona buna dayanıklı olduğu için her yere culup diye isterseniz denize bile atabiliyorsunuz, isterseniz hemen üzerinden arabayla bile geçebiliyorsunuz. Araba tam ağırlığını vermiyor ya lastikten ötürü, o yüzden kurtarıyor yani. Neyse, insanların kişisel bilgilerinin, kişisel hayatlarına bir giriş olmasın diye, onlar burada paylaşılmasın diye yapamıyorum. Sürekli bir yerlere gittiğimde de insanlarla gidiyorum ve kamera diye burunlarına tutmak. Biraz da ben şimdi kanaldan anlayacağınız üzere gıcık bir herifim. Dolayısıyla böyle sempatik bir biçimde şurada çekebilir miyim falan demiyorum. Bir dükkana girdiğimde, bu Stockholm'u gezdiğim vlogda görebilirsiniz. Bir dükkana girdiğimde izin almaya çalışıyorum. Böyle kaçak kaçak çekmiyorum. Biri bana lololo yaparsa bazen hızlı yükselebiliyorum. O yüzden yani bir kamerayla gezmek, vlog çekmek maalesef bana göre çok değil. Bu tarz vlog, işte bu tarz yorumlar, bu tarz ürün deneyimleri. Şimdi ben size mesela ürün deneyimleri sunduğumu düşünüyorum. Bir ürünü alıyorum, bir süre kullanıyorum. Onun dışında direkt bilgim veriyorum. Ya da çıktığında karşılaştırmalı olarak diyorum ki burada pazarlamacılar tamamen bizi düdüklemek istiyorlar. O yüzden ben şu anda bu ürünü önermiyorum kimseye diyorum. Kendim de üzerini silip geçiyorum. Bu tarz içerikler devam edecek diye düşünüyorum Aksi kanalda. Birkaç tane hayatımda şu anda değişiklik var. Onlarla ilgili sizlere anlatmak istiyorum dürüstçe söylemek gerekirse. Son 6 ay hayatımın en zor 6 ayı oldu. Burada öğrendiklerim, burada kaybettiklerim... Bu kısmı zor. Neyse, bazı şeyler var. Bunlarla ilgili paylaşmaya hazır olduğumda da biraz hayatla ilgili de konuşacağız bu kanalda. Onun spoilerını, yani spoilerını diyeyim, vermiş olayım ve devam edelim. Neden vlog çekemiyorum? Vlogları bir de editlemesi zor, biliyor musun? Birkaç tane kamera kullanıyorsun. Onu oraya koy, bunu buraya koy. Şimdi sizin görmediğiniz tarafta aslında... Lan bunu da hiç kamerada yapamıyorum. Bak mesela burada bir iki tane ışık var, anladın mı? Vlogda daha doğal ışık kullanılıyor. Ben daha obsesifim görüntü kalitesi konusunda. Şunları açıp daha güzel bir görüntü almak varken oraya buraya gitmek neden diye. Görüntü kalitesi ve fazla kamera kullanımıyla benim uyuzluğum da vlog için bir şey. Bu aralar biraz mutfakta vakit geçiriyorum. Fakat mutfakta vlog çekemememin çok da net bir sebebi var. Bizim mutfak çirkin arkadaş. Yani ben kendim orada bulunmaktan zul alıyorum. Ayrıca da sadece çirkin değil, ışığı da çok kötü. Yani daha içeride kalan bir mutfak. O yüzden o mutfakta bir şeyler anlatmaktan çok hoşlanmıyorum. Dolayısıyla vlog işi de böyle oluyor. Onun dışında mesela şimdi ulan hep de düşünüyorum, tamam mı, vlog yapsak nasıl olur diye. Mesela abi lavabodaydım, iPad'le girdim, tamam mı? Malum lavaboda şöyle bir dizinize kadar çekiyorsunuz ya donu. Ulan iPad oraya çok güzel oturuyor aslında. Yani lavaboda iPad izlerken belle elde tutmanız gerekmiyor. Dona da gayet güzel oturuyor. Pozisyon itibariyle zaten aşağı doğru bir eğim alıyorsunuz zaman zaman. Ama işte böyle iğrenç detayları da paylaşmak istiyorum. Yani vlogda, vlog yaparsam, günlük hayat vlogu yaparsam da biraz işin ucunu kaçıracağımı düşündüğüm için vlogları çok bu kanalda görmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Ama neler görmek istediğinizi aşağı yorumlara yazarsanız işime gelir. Bu arada abone olmayı, onu bunu beğenmeyi unutmayalım diyelim. Ve neden vlog yapamadığımı ben sizle paylaşmış olayım. Bu video da burada bitsin. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.